İyi akşamlar kaptan. İyi akşamlar Ömer abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kırılan Demir Spor olarak büyük bir emek, çaba sarf ettiniz. Hem kulüp başkanlığı, hem futbolcu, hem takım kaptanısınız. Evet Ömer abi. TASK'ın verdiği karar gereği Süper Amatör Ligi'ne yükseldiniz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle TASK bütün amatörle mücadele eden takımların yani hak geçirmeden adaletli bir karar verdiği için böyle bir karar bekliyorduk. Denizli'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımız da buna çok emeği oldu. Ben bizzat şahit olduğum için söylüyorum. Böyle bir karar aldıkları için çok teşekkür ederim abi herkese. Yıllarca biz süper amatöre çıkmak için uğraş verdik. Nasip, en son görüşmemişler demiştim. Evet. Nasip öyleymiş. İnşallah hakkımızda hayırlısı neyse o olur gene. Süper amatörde elimizden geldiğince iyi futbol oynayıp rakibe centilmence davranıp güzel gençlerimizle beraber güzel maçlar çıkarmayı talep ediyoruz yani. Evet, öncelikle o zaman bu şeyde emeği geçen herkese teşekkür ederim, değil mi? Evet, kesinlikle. Çok doğru bir karar verdiler. Çünkü bu amatörde tüm takımlar ne zorluklarla ne zor şartlarda müsabakalara çıktıkları, antrenmanlara gittikleri, maçlara ne zorlukla gittiklerini hepimiz biliyoruz. Ortada bir emek vardı. Hiçbir takımın, hiçbir kulübün itiraz etmeyeceği bir karar çıktı. Bu yüzden ben kendi takım adına çok mutluyum. İnşallah diğer takımların kulüpleri, kulüp başkanları, yöneticileri, futbolcular da çok mutlu olmuştur. Ben de öyle tahmin ediyorum yani. Herkesin hakkaniyetle bir karar verdiğini düşünüyorum yani. Peki önce o zaman hayırlı olsun diyelim. Emeği geçenlere de biz bir kere defa daha teşekkür edelim. Yeni sezonla ilgili beklenti, hedefler nasıl bir Kırılan Demir Spor olacak Süper Amatör Ligi'de? Ömer abi, Süper Amatör Ligi'nde tabii çok iyi takımlar da var. Biz de Süper Amatör Ligi'de zaten kalıplaşmış bir kadromuz var. Yani hep bir arada oynayan, birlik beraberlik içerisinde olan arkadaşlarımız var. Yıllardır biz Süper Amatör'e çıkma hayali kuruyorduk. Bu seneye nasip oldu. Benim düşüncem her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer varmış. Böylelikle nasip oldu yani. Covid-19 pandemi dönemine denk geldi. Buradan TASK'ın aldığı kararla biz Süper Amatör'e çıktık. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah Süper Amatör'de kalıcı olmak için bir kadro kuracağız. Tabii emeği geçen tüm takım arkadaşlarımı, tüm kralın halkına sonsuz teşekkürler ediyorum. Yani burada bütün kadroyu baştan aşağı değiştireceğiz. Böyle bir şey yok. Bizim maddi gücümüz belli zaten. Tabii eksik olan bölgelerimiz var. Bunları gerekli takviyeleri yapacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarımız şimdiden düşünmeye, bunun planlarını yapmaya başladık zaten. Tabii öncelikle biz bir antrenör yani bir antrenörle anlaşarak bu işe başlayacağız. Sonra da antrenörün verdiği kararlarla, eksik gördüğü yerlerle inşallah Süper Amatör'de kalıcı bir Kırılan Demir Spor olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Peki ekonomik alanda da daha önce de sıkıntılarınız vardı. Muhakkak şimdi daha gider daha çok olacak. Bunu nasıl Evet. karşılamayı düşünüyorsunuz? Şimdi bölge halkımız Kırılan Demir Spor'a ve futbola yani hem ekonomik olarak Kırılan halkı ekonomik olarak bir seviyede. Yani Kırılan halkı Kırılan Demirspor'a sahip çıktıktan sonra yani ekonomi olarak bir sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum. Ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zoran da kulüpleri sahipsiz bırakacağını düşünmüyorum. İnşallah yani biz de emek Evet. harcayacağız. Kapı kapı gezip bu futbolu, bu gençlerimize bu futbolu oynatmaya çaba harcayacağız. Zaten biz bu emekleri bu çalışma imkanını ya da bu maddi destekleri sağlamak için biz yöneticiler veya başkanlar bu görevlere talip oluyoruz. Yani bunu bir şekilde halletmeye çalışacağız. Gerekirse kaç yöneticimiz var? 5 yöneticimiz. 5 yöneticimiz bütün masrafı karşılayacak. Peki, çok teşekkür ederim bağlandığın için Ben teşekkür yayınımıza. ederim Emre abi. Var mı başka eklemek istediğin? İnşallah yeni sezon sorunsuz, sıkıntısız, süper amatöre çıkan takımlarınıza başarılar dilerim. Birinci amatöre çıkan takımınıza başarılar dilerim. Sakatsız, belasız, kazasız yeni bir sezon olmasını temenni ederim Emre abi. Sana da çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda o eski günlerde olduğu gibi coşku dolu günleri hep birlikte yaşarız. İnşallah Ömer abi. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.